Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçecek yasal düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla yalan haberleri sosyal medyada yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamına alınacak. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiye alinen yayma suç kapsamına alınacak. Özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Düzenlemeyle yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa ceza yarı oranında artırılacak. İnternet medyası ile ilgili düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Haber sitelerinin resmi ilan alması sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilebilecek. Yeni düzenlemeyle internet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Önümüzdeki günlerde genel kurulun gündemine gelmesi beklenen teklifin yasama dönemi sona ermeden yasalaşması hedefleniyor. Diyenlere karşı ordular